Değil mi? Dur, başla. Selam arkadaşlar. Merhaba, bugün kameramanımız... Kameramanız kahve, herkese selam. Bugün Halloween makyaj çekiyoruz. Herhalde benim yaptığım ilk Halloween makyajı bu. O yüzden heyecanlıyım, umarım başarabilirim. Bugün yapacağımız makyaj, siyah kum makyajı. Hemen size göstereyim. Bu filmden ilham alarak yapacağız bu makyajı. İlk önce saçlarla başlayacağız. Saçları balerin olduğu için topuz yapacağım ve bir de taç takacağız. O yüzden şimdi hemen saçlarla başlayalım. Ne düşünüyorsun Halloween hakkında? Röportaj yapalım biraz seninle. Bu konularda çok şey değil. Sizin jenerasyona daha Halloween vurmadı. Bu yaş grubuna daha vurmadı. Üniversitede Halloween bir şey. Yeri gelince şu an güzel oluyordu. Ne? Yeri gelince. Ne, o ne demek? Bu sene bir şey yapacak mısın? Yani bir kere birisi parti düzenlemişti. Onun dışında da zaten olan bir olay duymadım diyor. Her üniversite kendi Halloween partisini düzenliyor. Nasıl saçlarım kabardı. Neyse, bu makyaj için kabarık olması iyi bir şey. Çünkü topuz yapacağız ve topuzumuzun çok sönük durmasını istemiyoruz. Oh. Aslan makyajı mı yapsaydık? Yelelerim buna çok müsait. Saçlarımı sıkıca topladım ve şu tarağı kullandım. Fön tarağı diye geçiyor herhalde. Bunu da sana sormam. Şimdi saçlarımı toplayacağım. Fön. Saçlarımı toplayacağım. Bu topuzu yukarıdan yapıyorum çünkü taç takacağız. Daha güzel durur gibi geldi yukarıdan. Kafa derimi soyacağım birazdan. Tamam. Okay. Şimdi burada iki tane tool'umuz var. Birincisi bu. Birincisi de bu. İkincisi de bu. İkisi de topuz yapmaya yarıyor. Amaçları bu. Ama bir tanesi tabii ki daha dolgun gözükmesini sağlıyor. Bu kolay yapmak için, bu dolgun göstermek için. Saçlarımın şu anki fiziksel halinden dolayı bunu kullanmayı tercih etmiyorum. Zaten kabarık. O yüzden bunu kullanacağız. Bunda önemli olan şey kafanıza takmadan önce hangi tarafa büküldüğünü öğrenmek. Mesela bu şu an arkaya doğru bükülüyor bana göre. Ve istediğim bu. Öne doğru bükülürse bükülme yerleri gözüküyor. Tabii ki o da hoş değil. Şu an inanılmaz gözüküyoruz. O ne demek ya? Böyle lama gibi mi desem? Lama mı? Hayatın gerçekleri bunlar kancım. Kıvırcık saçın gerçekleri. Lütfen burada gözüktüğü gibi değil de. Bunu bir daha yapacağız. Güzel oldu bence. Oldu mu? Fena değil. Şimdi burada biliyorsunuz maviliklerim var ve biraz fazla şey oldu aslında. Havada mı? Evet. Şöyle dursan. Biraz fazla yüksek oldu. Ama baleriniz. Balerinliğin amacı yüksek topuz. Kardan adam gibi oldu böyle. Bunu beklemiyordum. Bak şu tacı takacağız. Prenses olacağım. Şimdi bu mavilikleri kapatmamız lazım. O yüzden bunu kullanacağım. Bunu en son bir kere baloda kullanmıştım. Umarım ölmemiştir. Ürünlerimizi de gösterelim. Çünkü bir kameramanım var. Ya oku. Arkayı tanıt. Açamıyorum. Çok tehlikeli bir sprey. Çünkü her yere bulaşabiliyor.
Beyni mi derler herhalde? Kafalarını boyun lan. Niye akıyor? Bayağı akıyor. Görüyor musun? Evet. Ses geliyor kafamdan ama. Çok garip. Her yerim siyah oldu. Nasıl? Güzel. Bir de... Güzel belli olmuyor. Biraz... Artık tam bir siyah kuyuyum. Şimdi bir... Saçlarımı yapıştırmak için taktığın kapak. Saçlarımı yapıştırmak için ne kullanayım? Jölen var mı ya? Ben hiç jöle kullanmam normalde. O yüzden ya da saç sabitleme zımbırtılarından. O yüzden hiçbir şeyim yok ama bu da saçı tutmuyor. Nasıl? Toparladım bence. Güzel güzel bayağı iyi oldu. Tamam şimdi yüz market... Ay taç takacağız. Bunu bir kere yanlış takarsam bir daha çıkaramam. Buzlu bütün topuzum. İlk önce bir şey yapayım. Cosplay. Nasıl olacak? Burası nasıl? Ay çok rüküş durdu böyle. Niye? Yo. Topuz çok yukarıda. Ben sıkıntı de. O. Ben dedim. Şu coğrafyada şey var ya, mantar kayası. Ne alaka? Tam bak bak tam şu anda benziyorsun. Ne kadar yapıyordum otobüs? Yalan ya. Ya benim saçlarım kaplı olduğu için çıkıyor. Ağlayacağım şimdi. Bana bir daha topuzlu makyaj yaptırmayın. Bir de tacımı takayım. Tamam artık lanet olsun. Nasıl oldu? Güzel. Şimdi makyaja geçebiliriz artık. İlk önce tabii ki yüzümü nemlendirmekle başlayacağım. Böyle Halloween makyajlarında falan ellerim de siyah. Gece çıkarmak çok zor olduğu için. Altına daha böyle yağ bazlı şeyler de sürebilirsiniz, nemlendiriciler. Ama tabii o da kalıcılığını azaltıyor maalesef. Evet, ellerimi temizledim. Şimdi makyaja başlayabiliriz. Odaklı mıyız? Odaklı. Yüzüme beyaz çalışmadan önce ilk önce önce böyle birkaç tane sivilce iz falan onları kapatacağım. Bu daha öğretici bir içerik olacak. Bence. Bu concealer, Flormer'ın bir concealer'ı. Ve bekledikçe daha da yoğunlaşıyor. O yüzden bunu birazcık kurutacağım. Ve parmağımla dağıtıyorum. Çünkü bence parmakla en iyi kapatıcılığı en iyi sonucu veriyor. Üstüne beyaz kullanacağımız için altta daha pembe alt tonlu bir concealer tercih edebilirsiniz. Bunu beyazla kapatmak daha kolay oluyor çünkü. Sadece göz altımı sabitleyeceğim. Kırdım. Yüz boyaları almıştım. Bunları. Hepsi sağlam. Bir tek beyaz kırık. Bu ölmüş, sana bir şey diyeyim mi? İlk önce bunu biraz elimde ısıtacağım. Yapabildiğimce yüzümü bu yüz boyasıyla beyazlatmaya çalıştım. Küçük bir zombi. Küçük bir zombi oldum. Şimdi beyaz farla... Kahverengiye de değdi fırça. Yeni bir yönteme geçtim. Güneş kremi. Bence mantıklı oldu. Evinde her beyaz güneş kremi olan insan bunu yapabilir.
vücudumun bir kısmını beyazlatmayı denedim. Bitti yani, bu kadar. Şimdi bazı yerlere sadece gölge ekleyeceğim. Bunu büyük ihtimalle böyle bir gri renkle falan yaparım. Yüzümü pek ısıtmamak için. Bence bu renk olur. Bu renk şey, bunun adı neydi? Meet Matte Nude Matte Abdol rengi. Şuradaki. Bunu böyle birazcık aşağı indiriyorum. Bunu da kenarlarını netleştiriyorum farla tekrar. Nasıl olmuş? Güzel. Bir de ay bu kemiğin adı neydi? O kemikleri netleştireceğim. Bunu daha koyu gri bir şeyle yapıyorum. Bir renkle. Şuraları tekrar biraz beyazla belirginleştiriyorum. Biraz da şöyle köpücük kemiklerimin altına. Yüzümün gölgesi bitti. Ve vücudumun. Şimdi gözlerine geçiyoruz. Tekrar bir resme bakalım. Tamamdır. Şimdi ilk başta gözümün altıyla başlayacağım. Gözümün altı full beyaz olacak. O yüzden yine gözümün altını beyaz farla sabitliyorum. Beyaz farla bile kapanmayan bir göz altım var. Burada sanki fotoğrafta çok azıcık da burun kontürü var. O yüzden biraz da burun kontürü yapacağım. Daha böyle fırçayla. Şu anda yüzüme sürdüğüm her şey yapışık kalıyor. Burun kontrolü de tamam. Şimdi göze geçebiliriz. Kaşları siyah doldurmuş. İlk önce ben kalemle mi yapsam? Kalemle yapacağım bunu. Kaşımdan göz pınarımın biraz daha aşağısına kadar düz siyah bir çizgi ineceğim. Sonra bunu böyle aşağıdan birleştirip kuğu yapacağız. Bir fırça yardımıyla bunu göz alt, hatta direkt göz pınarıma doğru çekiyorum. Göz makyajımın kontürünü tamamladım. Bunun için kaşlarımı da doldurmak için bir siyah likit far kullandım. Sanırım L'Oreal. Yazısı bayağı silinmiş ama. Biraz daha yakından göstermek için sizi de yaklaştırdım. Şimdi detaylara geçebiliriz. Arada siyahlıklar var, beyazlıklar var. Kalemle böyle damarlar çizeceğim. Arasında beyaz kalemle dolduracağım. Sizi iyice yaklaştırdım kameraya. Göz detaylarını yaptım. Bu siyah dallanma şeylerini. Şimdi bunun içini beyaz kalemle dolduracağım. Şöyle bir sıkıntı var. Natalie Portman'ın gözleri tabii ki benden daha ince. O yüzden benimki biraz kalın oldu. Olsun, devam edelim. Filmde Natalie Portman siyah kuyuya dönüşüyor. O yüzden dönüşümü de göstermek için biraz çerçevenin dışlarını
fırçayla dağıtıyorum. Göz detaylarındaki beyazlıkları bitirdim. Fotoğrafta aslında kırmızı lens kullanılmış ama kırmızı lens mi yok. Lens kullanmayı da sevmiyorum. Hiç denemedim. O yüzden gözün altında da biraz kırmızı buğu var. Ben hem o lensin kırmızısını hem de o buğuyu yaratmak için gözümün altını biraz kırmızı farla dağıtacağım. Kırmızı farı nereden bulacağız? Buldum. Buradaki Inferno rengiyle dağıtacağım. Nasıl oldu? Çok bir şey gözükmüyor. Aslında gözüm içinde kırmızı kalem çekebilirim ama tabii ki kırmızı kalemim yok. Bir insanda neden kırmızı kalem? Burada biraz fazla siyah girmişiz. Bir şey sildim mi? Tamam, orayı tekrar beyaz farla şimdi kapatıyorum. Bence beyazda fail yaşamasaydık bayağı güzel olacaktı. Belli oluyor mu çok öyle dokulu durdu? Neyin? Yüzümün. 80 kat badana gibi duruyor mu yüzüm? Kamerada. Çünkü burada öyle. Çok azıcık burada allık var aslında ve kontürü biraz daha ileri getirmişler. O yüzden kontürü biraz daha ben de ileri getireceğim. Daha ince bir far fırçasıyla getireceğim. Yine kontürün altındaki beyazı tekrar biraz daha belirginleştiriyorum. Yüzümün bu kısımları zaten gölge oyunu. Başka bir şey değil yani. Çok da drakulaşmayalım. Drakulalaşmayalım. Ya allık uygulamışlar ama ben sanırım allık uygulamayacağım. Sadece kontürü şu noktada biraz dağıtacağım. Burada çok koyu renk bir kırmızı kullanılmış dudaklarda. Göstereyim size de. Şimdi benim elimde böyle bir ruj var. Sleek'in Matte Me koleksiyonundan. Ne kadar kırmızı bunu bir görürüz. Bakmak istiyorum ilk önce. Rengi uyacak mı? Yine de üstte sanırım biraz siyah. Oo, renk tam. Tam oldu. Çok mutluyum şu an. Ama yine de belki çerçeve, biraz siyah çerçeveleyebilirim. O yüzden ilk önce siyah çerçeve geçeceğim dudaklarım kenarından. Ruju sürmeden önce bunu da ilk önce biraz dağıtıyorum. Sonra da bu ruju süreceğim üzerine. Ruju da kalemle bütünleşmesi için tekrar dağıtıyorum. Bence gayet iyi oldu. Bakıyorum eksik bir şey var mı? Sanırım makyajımızın sonuna geldik. Feray. Kırmızı, bir tek kırmızı lens eksik. Netleyemedi ama. Bence gayet güzel oldu ya. Bu Halloween haftası çok yaratıcı. YouTube'da trilyonlarca video var. Görüyorum, göreceğiz de. Bu da umarım size bir ilham kaynağı olur. Ben makyajımı beğendim ya. Ben ilk defa Halloween makyajı yapıyorum. Böyle bayağı full hani. Ve bence gayet güzel oldu. Çok yakın oldu. Aa, rimeli unuttuk. Aslında kirpik takacaktım ama. Ne olur mu bilmiyorum. Bir deneyelim. Nasıl böyle kan? Takıcı çok göz şeyim kapanıyor makyajım. Bence ben sadece rümel süreyim. Rümel hangisiydi? Rümel getirmeyi unutmuşum. Rümelden önce biraz daha highlighter sürelim bence. Gerçi mat bir yüz ama
Biraz highlighter'dan bir şey olmaz. Biraz şeyi mi kaldırıyor? Kaldırıyorsa da haklı yani bu kadar şeyin üstüne. Neyse, bence biraz oldu. Şu tarafa da oyalayacağım. Tamamdır, şimdi son adım maskara. Alt kipriğe kiprik bol bol maskara uyguluyoruz çünkü kuş, tüy, tüy vibes. Buyurun. Videomuzun artık sonuna geldik. Sonunda rimelimi sürdüm, highlighter'ımı sürdüm. Bu kadar beyaz tende belli olmuyordur büyük ihtimalle. Elimde de sünger. Ay, büyük ihtimalle elimde, yüzümde belli olmuyordur bu kadar highlighter ama makyajım bitti. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bir şeyler yani katabilmişimdir size. Çünkü çok eğlenceliden ziyade öğretici bir video oldu. Tam bir Halloween makyaj videosu oldu. Bu makyajımın fotoğrafını ve daha bir sürü fotoğrafı Instagram adresinden de görebilirsiniz. Burada yazıyor. Ya da burada. Burada yazsın. Burada yazıyor. Oradan beni takip edip görebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sen bir şey diyecek misin? Thumbs up. Thumbs up. Kameramanlar kameranın arkasında kalın. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.